Nakkari Milletvekili Sayın Sayet Dede. Buyurun Sayın Dede. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, anayasadan başlamak üzere birçok metinde Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu vurgusu sürekli tekrar edilmekte. Televizyonlarımızı açtığımızda yetkililerin bu ifadeyi ağızlarından hiç düşürmediğini görmekteyiz. Hani derler ya, insan en çok kendisinden olmayandan bahseder. Kim neyden çok bahsediyorsa o onda yoktur, o onun fukarasıdır. Bakın AKP Genel Başkanı son adli yıl açılışında Türkiye Anayasası'nda da belirtildiği şekilde demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir dedi. Ama maalesef bunun uygulamada böyle olmadığını hepimiz görüyor, hepimiz yaşıyoruz. Bunu sadece muhalefet olduğumuz için de söylemiyoruz. Dünya genelinde saygınlığı olan birçok hukuk kuruluşu Türkiye'nin hukuk sıralamasında nerelerde olduğunu belli aralıklarla yayınladıkları raporlarla duyuruyorlar. Herkes açıp bakabilir, internet sitelerinde durumu tüm dünya ile paylaşıyorlar. Dünya Adalet Projesi, yani DAP'ın her yıl düzenli olarak yayınladığı bir sıralama var. Türkiye 139 ülke arasında 116. sırada. Mali'den, Kenya'dan, Angola'dan bile sonra. Değerlendirmeye esas alınan noktalar ise şunlardır. Hükümet yetkileri üzerindeki kısıtlamalara bakılıyor. Hükümet yetkilerinin kanun tanımazlığı ayyuka çıkmış durumda. Yolsuzluğun olmamasına bakılıyor. Ülke kaynakları baştan aşağı resmen yağmalanıyor. Yetmemiş olacak ki Rojava'nın zeytinlikleri, Kürdistan bölgesel yönetiminin ormanları da bundan nasibini alıyor. Üç, hükümetin açıklığına bakılıyor. Kim Türkiye'de iktidarın şeffaf olduğunu iddia edebilir? Verdiğimiz önergelere dahi cevap vermeyen, meclise karşı sıfır sorumluluğu olduğunu zanneden bir iktidarla karşı karşıyayız. Kanun teklifleri sarayda hazırlanıyor, vekillere imzalar attırılıyor, torba torba yasalar geliyor. Tek bir cümlesi komisyonda değiştirilemeden sanki ilahi bir emirmiş gibi geçiriliyor. Dört, temel haklara bakılıyor. Bizler milletvekilleri olarak dahi haklarımızı kullanamıyoruz. Bir basın açıklaması dahi yapmamıza izne tabi olmadığı halde izin verilmiyor. Beş, düzen ve güvenliğe bakılıyor. Mafya ve çeteler, organize suç örgütleri ülkede cirit atıyor. Kimsenin kendini güvende hissetmediği bir ülke haline gelmiş durumdayız. Altı, yasal yaptırıma bakılıyor. Burada da kararlar hoşunuza gitmezse mahkemeleri ve kararları tanımıyoruz diyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni geçtik. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan bir cumhurbaşkanı var. Ne demişti Erdoğan? Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım, o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim, karara uymuyorum, saygı da duymuyorum. Kabul etmiyor, saygı duymuyor, karara da uymuyor. 7. Sivil adalete bakılıyor. Hukuk mahkemeleri 10 yıllardır yargılaması yapılan dosyalarla dolup taşıyor. Ve en önemlisi 8. Ceza adaletine bakılıyor. Türkiye'de yargının, iktidarın bir sopası gibi çalıştığı herkesçe malum. Hele hele seçim dönemlerinde bir seçim ofisi gibi çalışan adliyeler hukuk adına bir utançtır. Siyasi meseleler yargının tasarrufuna bırakılarak siyasi alan muhalifler için daraltılıyor, yargı adeta bir siyasi karar merci haline dönüşüyor. Gelinen noktada AKP'nin yarattığı derin kriz ortamında yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı kalmamıştır. Bakın Hakkari Belediye Eş Başkanları Sayın Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi'ye 2015 yılında yaptıkları bir basın açıklamasından dolayı 11 yıl 3 ay ceza verildi. Sadece bir basın açıklamasına 11 yıl. Anayasa Mahkemesi yakın zamanda adil yargılanma ilkesi ihlal edilmiştir diyerek dosyanın yeniden görülmesi için Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme taliye kararı vermedi. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum dedi. Yine aynı mahkeme geçen hafta Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi'den sonra 2019'da seçilen belediye eş başkanımız Sayın Cihan Kahraman'a 10 yıl 5 ay hapis cezası vererek tutukladı. Hem de kendi verdiği 2 yıl 8 aylık ceza istinafta bozulmasına rağmen aynı mahkeme bu sefer 10 yıl ceza verdi. Ve mesaj verir gibi hükümle beraber tutuklama yaptı. Yıllardır duruşmalara girip çıkan her celsede hazır olan Cihan Kahraman verdiği hükmün kesinleşmesini beklemeden cezaevine gönderdi. Peki Cihan Kahraman kimdi? Cihan Kahraman 2019 yerel seçimlerinde AKP tarafında aday gösterilen vali yardımcısını yani kayyumu sandığa gömen kişiydi.
Hani tutuklama bir tedbirdi, peki neden yargılama devam ederken bu tercih edildi? Bunun nedeni çok açık. Seçim atmosferine girilmiştir ve bu tutuklama bir seçim çalışması. Vekilleri. Tamamlıyorum. Mahkemeler iktidarın duruşuna göre karar vermemelidir. Suç ve cezalar siyasi konjonktüre göre değil, evrensel ilkelere göre olmalıdır. Yargının içine düştüğü bu durum toplumun adalet duygusunu onarılmaz bir biçimde yaralamaktadır. Adalet sarayları mezbahanelere dönüşmüş, hukuk, adalet, kanunlar kör bıçaklarla kesilip biçilmektedir. Bakın bu fotoğrafta gösterdiğim genç Ferhat Atılgan artık aramızda değil. Kendi canına kıydı. 20 Ocak 2023 tarihinde Yüksek Adliyesi'ne giden 26 yaşındaki Ferhat Atılgan 3. kattan savcının odasında gözetim altındayken fiili olarak devletin gözetimindeyken 3. kattan atlayarak hayatına son verdi. 26 yaşındaki bir gencin hayalleri, umutları, geleceğe dair planları adliye binasında sona erdi. Karar verilmişti. Sulh ceza sadece formaliteydi. Yazıklar olsun insanların adalet duygusu.